Şimdi tabii biz genelde Osmanlı döneminde kadın eve hapsedildi. Evden hiç dışarı çıkmıyor. Hiç öyle değildir. Zannediliyor ama öyle değildir. Kadın her zaman kadındır. Yani kafasına koyduğunu yapar. Osmanlı döneminde de bu sistem. Nasıl başladık ya? İnanamıyorum. Yani bu hayır bu size ama hanım diyelim hanım evet. Diyelim biz. Evet. Yani direkt negatif bir tonda başladı. Yok negatif ha. Değil yani. Bu kadın, olumlu bir tonda. Kadındır. Yani yapsalar ya ben hanıma araba kullanmasın desin dedim. Evet. Kıyamet koptu. Arka arkaya kadın evet. Kadın kadını peş peşe böyle. Öyle. Yani kadın olmak kötü bir şey mi yani? Biz onların evet. Özelliğini söylüyoruz. Tabi burada şu var. Evet. Yani Osmanlı döneminde ki uygulamalara baktığımızda devletin yani elimizde belgelerin olduğu dönemden son döneme kadar en büyük çabası kadınların sokağa çıkmasını engellemeye çalışmak. Yani resmi. Devlet resmi olarak engellemeye çalışıyor. Kadınlar da her fırsatı bulduklarında bayram, seyran, düğün her şeyde sokağa çıkıyorlar. Yani özellikle çünkü, bayramlarda bir kadınların çıkma yasağı mı bir şey? Yok. Hanımlar bayram beklermiş. Ya şimdi çıkmak bazen çok sık oluyor. Mesela en enteresan da şudur. Devletin zayıfladığı yani böyle savaştan arka arkaya kaybedildiği dönemlerde daha sıkı kadınlara yönelik yasaklar konuyor. Çünkü enteresan bu. Yani bunun sebebi şu tabii. Yani özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda daha sıkı yasaklar var. Yani bu çünkü olumsuzluklardan yorumlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Sağda solda işte kadınlar sokağa çıktı, açık saçık geziyorlar vesaire. Padişah da buna engel olmak için birazdan bahsedeceğiz 3. Selim dönemindeki bazı uygulamalardan da çok sert tedbirler alıyor. Şimdi tabii çok ilginç şeyler var. Şimdi kadınların sokağa en rahat çıktığı zamanlar dini günler. Mesela Ramazan. Ramazanlarda özellikle teraviye gitmek için sokağa çıkıyorlar. Tabii bu sefer de devlet emri yayınlıyor. Kadınlar akşam namazından sonra sağda solda fazla gezmesinler, meydanlarda oturmasınlar. Yani mühimme defterlerinde dönemin bakanlar kurulu kararlarında bunlardan yüzlerce vardır. Özellikle evet. Şehzadebaşı, Beyazıt, Üsküdar gibi ana semtlerde kadınların fazla ortalıkta dolaşmaları istenmiyor. Tabii onlara engelleyemiyor devlet. Grup halinde geziyor kadınlar tabii. Ve mesela bayramlar özellikle. Avrupalı seyyahlar anlatır. Her tarafta kadın dolu. Çünkü bayramlarda belli eğlence merkezleri kuruluyor. Salıncaklar kuruluyor ve kadınlar çocuklarını evet. Alarak buralarda eğleniyorlar. Böyle ilginç dönemler var. Mesela bunların önemlerinden birisi padişahların kılıç alayları. Tabii yani padişah... Hanımlar gidiyor mu onları? İşte dönem dönem gidilebiliyor. Özellikle 19. yüzyılda gidilebiliyor. Tabii bu sefer... Minyatürlerde görülüyor zaten. Arada kadınlar var. Var. Bazı kılıç alayları yani, evet. Böyle gidiyorlar, kılıç alaylarına katılıyorlar. Tabii biraz işi devlet gevşettiği zaman bu sefer padişahın her cuma selamlığına katılıyorlar. Ondan sonra böyle çeşitli, yani devlet merkezlidir Osmanlı'da. Yani padişahın bulunduğu her türlü şey büyük törendir, işte sünnet töreni. Çocukların, şehzadelerin veya sultanların evlenmeleri gibi. Kadınlar fırsat buldukça buralara karışmışlardı. Mesela Dolmabahçe Sarayı civarındaki törenlerde bir ara izdihama sebep olunca devlet yasaklıyor 19. yüzyılda. Yani artık diyor bu kadar. Ne olunca anlayamadım. İzdiham oluyor. Yani şimdi devlet serbest oluyor, bıraktığı evet. Zaman da bu sefer ortalık kadından geçilmiyor. Bu sefer erkekler şikayet ediyor. Bu sefer devlet yasaklama yoluna gidiyor. Tabii ilginç şeylerden birisi türbe ziyaretleri var. Mesela kadınların belli günlerde özellikle perşembe akşamları türbe ziyaretlerine gidiyorlar. En ilginç türbe Musul'da. Şeyh Kadip Elbani Türbesi. Bu çok ilginç bir türbe. Bunu duyarlarsa Musul'a gitmeye de kalkanlar olabilir. Kaynanalarından çekenler kaynanalarından korunmak için bu türbeye gidiyor. Hanımlar mı? Hanımlar. Biliyorsunuz gelin kaynana pek anlaşamaz. Yani o yani bu kaynana türbesi. Söylesene bir yazayım ben ne türbesi. Şeyh Kadip Elbani Türbesi. Bugün var mı bilmiyorum yani 17-18. Yüzyıllarda var. Evet. Yani orada mesela türbeye giderlermiş. Türbede dua ederlermiş Allah'ım beni kaynanamdan koru diye. Yani bunun gibi çeşit. Peki devlet hanımların böyle devamlı sokakta dolaşmasını niye istemiyor? Ya bu iki ya bunu şöyle bir şey oluyor tabii. Belli bir süre kadınlar sokağa çok çıktığı zaman bu sefer kadınlar erkeklerle gezmeye başlıyorlar. Mesela bunun örneklerinden verelim isterseniz. Vermeyelim. Sonra geleceğiz. Yani sonra ve ikinci şey bazı kesimler işte devlete şikayette bulunuyorlar. İşte kadınlar sokağa çıkıyor, her yerde dolaşıyorlar, açık saçık geziyorlar diye. Bunun üzerine devlet yasaklamaya gidiyor. Burada genel bir politika yok. Şahıslar veya devlet yönetimindeki kişiler mesela belli dönem bakıyorsunuz. Yani bu yalnız kadınlar için değil. Gayrimüslimlere karşı yani Müslüman olmayanlara karşı devletin bir davranışı var.
padişahın yakında bir hoca geliyor mesela 3. Murat döneminde. Gayrimüslimlerin giyim kuşamlarını bile değiştiriyor. Yani mesela hatta belli renkler yasak, tabii belli yasak ediliyor. Hı. Yani bu birçok şeyde böyle bu şekil zaman zaman değişebiliyor. Kadınların sokağa çıkarken ki önemli şeylerden birisi de giyim kuşamları. Yani ne giyinecekler, ne kuşanacaklar. Tabii şimdi şunu söylemek lazım. Mesela biz Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde mesela çarşaf Osmanlı kıyafeti gibi Cumhuriyet dönemine aktarıldı ama çarşaf mesela Osmanlı toplumuna çok geç girmiş bir giyim. Şimdi çarşaf şeymiş. Falan gelmeyelim, konumuz çok başka. Oraya gelmeyelim. Evet, yani pek ortalıkta görünmesini istemiyor. İstemiyorlar ama her zamanki hikaye. Ama en ilginç şeydir. Bir... Ama bak gerekçe ne diyor? Başka şeyler oluyormuş. Tamam ama genellikle hep kadınlar suçlanıyor zaten. Toplumun şimdi, saadetini bozma bu, vesaire. Bir resim vermiştim patron isyanı ile ilgili. Hı-hı. Var mı rejil acaba? Şimdi boş olur resmi sonra. Ha, yok şey aslında. Yani kadınları böyle isyanların ortasında, hı-hı, bile görebiliyorsunuz. Yani mesela patron isyanı ortalık kan gövdeye götürmüş. Erkeklerin hepsi kaçmış eve saklanmış. Patron isyanı da Van Mur dönemin en önemli gelmiş buraya resmetmiş. Bir sürü kadın çizmiş. Patronu Halil Kılıç sırasında. İhtilal sırasında o resmi gösterebiliriz. İlk gün hanım patronu Halil Kılıç'ı çekmiş Nevşehir'i doğramaya gidiyor. Piyasada erkek yok. Kadınlar orada. Yani seyretmeye mi gitmişler? Ben onu anlayamadım. Yoksa isyancıların eşleri mi? Yani yoksa hangi ihtilalci isyancı? Enteresan bir şey yani o.